Kripto Coin Çarşısı'ndan selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Kardeşlerim, bugün videom gecikti. Bundan dolayı özür. Vakit bulamadık. Bol miktarda misafir karşıladık bugün. Vaktimiz olmadı kardeşlerim. Oluyor böyle, bazen olacaktır diye düşünüyorum. Ama bir videom her zaman olduğu gibi kesin gelecektir kardeşlerim, günübirlik. Daha da fazla, bazen vakit bulduk, 4 video da çektik. Bunu biliyorsunuz kardeşlerim. Yani biz piyasa düşerken de çıkarken de yerinde de sayısa her zaman her gün sizlerle birlikte bir video paylaşıyoruz en az kardeşlerim. Arkadaşlar, piyasada belirsizlik başladı, devam ediyor. Peki bu belirsizlik nedir kardeşlerim? Biliyorsunuz hali ve hazırda bitmeyen bir Rusya-Ukrayna krizi var. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyecek ki hocam başlamadı ki bitsin. Evet, yani olumsuz haberler pof poflanıyor. Savaş olacağı söyleniyor. Yani bilemiyorum ama benim nacizane görüşüm, önceden de belirttiğim gibi arkadaşlar, böyle büyük maliyetli savaşlardan herkes kaçınır. Olmaz. Yani daha önce de dedim ya, Rusya'nın Kiev'i işgal etmesinden ziyade işgal edecekmiş gibi elinde tutması, yani pozisyonu gündemde tutması işgal etmekten daha fazla Rusya açısından yarar sağlayabilir. Çünkü oraya girse biliyorsunuz ne olacağını, sonucun. Yani nelerle karşılaşır dünya? Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkar? Piyasa allak bullak olur. Yani her yönden nereyi düşünürseniz düşünün sonuçları negatif olur arkadaşlar. Ben onun için dedim, ben bu savaşın çıkacağına inanmıyorum arkadaşlar diye söylemiştim size. Arkadaşlar, bu birinci sebep, Rusya-Ukrayna krizi ve savaşın gerilimi. İkincisi de arkadaşlar, makro ekonomideki belirsizliklerdir kardeşlerim. Peki hocam, şimdi makro ekonomi nedir peki? Ne? Bu makro bir piyasada dolanıp gidiyor arkadaşlar. Toplam üretim, toplam gelir, toplam tasarruf, toplam istihdam gibi bunları toplam sıralayabiliriz. Yani kısacası arkadaşlar, piyasa veya büyük ölçekte işleyen diğer sistemler gibi genel ekonomilerin işleyişini inceleyen bir ekonomidir arkadaşlar. Yani makro ekonomi denir buna. Büyük ekonomi denir. Öyleyse bu da nedir? Yani makro ekonomideki bu saydıklarımdaki belirsizliktir arkadaşlar. Bitcoin'i, kripto paraları, küresel borsaları aşağı yönlü hareketlendiren. Evet arkadaşlar, yani şöyle baktığımızda bugün piyasamızda neler var? Şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Bitcoin an itibariyle 38.379'larda. Hocam bunu biz de görüyoruz. Biliyoruz kardeşlerim. Biliyoruz. Böyle diyen kardeşimiz olacaktır mutlaka. Ama bakınız, BTC'yi biraz, bakınız bunlar biraz daha aşağı çekebilir mi bu momentumlar? Hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Eğer BTC 38 bin dolarlardan tekrar 40 bin doların üzerine çıkmayı başarırsa, biz buna düzeltme diyebiliriz arkadaşlar. Bakınız, burası çok önemli. 38 bin dolarlardan tekrar dönüp de eğer 40 bin doların üzerine taşırsa kendine, bir düzeltme yaşadık, hadi hayırlısı 50 binler geliyor deriz. Öyleyse eğer 40 bin doların üzerine taşıyamazsa arkadaşlar, o zaman düşüşlerin devam edeceğinden bahsedebiliriz. Bakınız, yukarıdan aşağıya gelen bir düşüş trendi devam ediyor şimdilik. Bu günlük grafik kardeşlerim. Önce ne yaptı? Önce gelen düşüşü kırdı. Fakat şuradan gelen yükseliş trendi de ne yaptı? Bu da kırıldı. Bu da düşüş trendine girdi. Yani öyleyse yukarıdaki büyük tepeleri birleştirdiğimizde, o zaman düşüş trendinin devam ettiğinden bahsetmemiz mümkündür. Peki hocam, burayı anladık. Burayı anladık. Arkadaşlar, şöyle bir geniş perspektiften bakacak olursak,
az önceki anlattığım 40 bin seviyelerine geri gelmesi Bitcoin'i taşıyacaktır. Ama 38 binden 40 bini görememesi durumunda Bitcoin arkadaşlar 33 binlere kadar, bakınız burada desteğini önce nereyi test edebilir? 36 bin, 37 bin 200'leri test edebilir. Buradan da dönmese 33'lere kadar, 32'lere kadar geri çekilebilir. 2018 yılını hatırlayın. 2018 yılında Bitcoin'i arkadaşlar 3000 dolara kadar geri çektiler. 18-20 bin dolarlardan gelen Bitcoin 3000 dolara kadar çekildi. Ardından ne yaptı? Bir anda 6000 dolara çıkardılar. Peki burada ne oluyor? Arkadaşlar 32-33 binden 45 bine kadar, 45-46 bine kadar gelen Bitcoin tekrar şu anda 38 binlerde. Dediğimiz senaryo gerçekleşmezse 40 bin dolar ve üzeri geri çekilişlerin devam edebileceğinden söz etmemiz birazcık da mantıksız olmaz kardeşlerim. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyecek ki ya hoca sen grafiklerde şöyle böyle diyordun. Arkadaşlar bakınız formasyonlar çalışırsa dedim. Formasyonlar da normal ortamda olumsuz haberlerin gelmediği ortamlarda çalışır. Öyleyse olumsuz haberler, savaş sinyalinin döndüğü bir ortamda formasyonu birazcık da unutabiliriz. Ha, bütün formasyonlar mı? Hayır arkadaşlar. Ya burada önemli olan EMA, SEMA, 50 ve 200 günlük ortalamalardır. Peki hocam SEMA ne? Bakınız arkadaşlar şimdi şuradan SEMA'nın, SEMA ile EMA şey olarak aynıdır kardeşlerim. Yani şuradaki çizgisini bir değiştirirsem ne yapayım? Beyaz yaptık. Mavi yapsak olabilir. Mavi ayrılır onlardan. Evet arkadaşlar bakınız. Şu yukarıdan aşağıya gelen SEMA'dır. SEMA 50 20 günlük, hatta bunu 7 günle ayarladım. SEMA'yı, şu çizgi 7 günlük ortalamaya ayarladık. Buradaki EMA 50 ve 200 günlük ortalamalar, yani aynı zamanda da SEMA'dır. Bunları da arkadaşlar 50 ve 200 günlük ortalama değişmez kuraldır. Peki hocam ya sen anlatıyorsun da EMA'lardan SEMA'lardan bahsediyorsun. Biz sadece bunu sizin anlattığınız gibi EMA'yı EMA olarak, SEMA'yı da SEMA olarak biliyoruz. Başka da bir şey bilmiyoruz. Arkadaşlar şimdi oralara değinelim. Yine bu videomda birazcık eğitime dönsün arkadaşlar. Çünkü analiz edeceğimiz fazla bir coin yok. Piyasamız zaten belli. Arkadaşlar teknik analizlerde SEMA ve EMA ortalamalarının kullanımı önemi büyüktür. 50 günlük hareketli ortalamalarda, 200 günlük hareketli ortalamalarda EMA var biliyorsunuz. Bunları sizlere paylaşıyoruz her videomuzda. Arkadaşlar eğer 50 günlük ortalama, bakınız EMA'da 200 günlük ortalamayı aşağıya kestiyse mevsim baharlıktan çıkar arkadaşlar. Mevsim kış olur. Yani düşüş trendi olur. Hani diyoruz ya düğüme dikkat. Bakınız şuradaki düğüme dikkat diyoruz ya. Burada da ters düğüm günlükte görüyorsunuz değil mi? Yani burayı kestiğinden beri arkadaşlar günlükte 50 günlük ortalama kırmızıyı aşağıya kestiğinden beri bir düşüş dalgasının devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu kesiş de 12 Ocak 22'de gerçekleşti. Evet, şuradaki EMA 22'de gerçekleşti. Daha önceden de belirttiğimiz gibi burası aşağıya geliyor. Eğer keserse kötü senaryo başlayabilir şeklinde önceki videolarım, bir buçuk ay önceki videolarımda bahsettik zaten bundan. Peki hocam öyleyse bu yukarı kestiğinde, yani yukarı yönlü bir düğüm attığında işte o zaman da mevsim bahar olur arkadaşlar. Yani EMA 50 günlük ortalama 200 yukarı kesmesi durumunda mevsim bahar olacaktır diyebiliriz. EMA'dan arkadaşlar kapanış verileri alınır ya da SEMA'dan ortalama bulunur. Bakınız son 7 günün kapanış verisi toplayıp 7'ye böldüğünüzde
Yani 7 EMA verisi bulunur arkadaşlar. EMA verisini hesaplamak basit. Ya da tabiri az önceki söylediğimiz gibi kesişmelerden takip de edilebilir basit olarak. Ama normal olarak SEMA'yı baz alır arkadaşlar. SEMA verisi biraz karışıktır. Bakınız şöyle bir pozisyon yapalım. SEMA verisini 2 arkadaşlar şurayı silelim. Bakınız. Hocam biraz eğitim videosu olacak dedik. Arkadaşlar formülünü bulmamız gerekir. N artı 1'dir arkadaşlar. O da eşittir. 0 ise neyi gösterir arkadaşlar? Eksi 1'i gösterir. Yani şu formülü çözdüğünüzde N'in eksi 1'i işaretlediği gösterir. Bu biraz karışıktır. Yani buna siz kafa yormayın. İşte bu bizim matematikten geliyor arkadaşlar. Matematiğin önemi bu. Burada biraz daha ön plana çıkıyor. Arkadaşlar, şimdi şöyle anlatalım. EMA, SEMA, hadi SEMA'yı karıştırıyoruz hocam diyelim. SEMA'yı çıkaralım devreden arkadaşlar. Şuradaki SEMA'yı ne yapalım? Devre dışı bırakalım. Öyleyse şuradan yeşil çizgimizi devre dışı bıraktık arkadaşlar. Biz yine geldik kendi halimize. Yani EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarımıza döndük arkadaşlar. Ve analizimize devam edelim. Arkadaşlar, yalnız bakınız, bu EMA veya SEMA pozisyonları çok önemlidir. Bu hareketli ortalamalardır arkadaşlar. Bazen SEMA sinyal verene kadar çoktan yön değiştirilmiş ve fırsatın büyük kısmına kaçmış olabiliyor. Buna mukabil arkadaşlar EMA daha belirgin veriler sunuyor. Bu yüzden de trendi kaçırmamak adına daha çok EMA modeli tercih ediyoruz arkadaşlar. Analizlerde de genelde EMA'yı kullanmaya çalışıyoruz kardeşlerim. 4 saatliğe dönelim. 4 saatlik de durum ne? Evet arkadaşlar. Bakınız şurada az önce anlattığım EMA'nın kesişimi var. Bahar. Yani 50 günlük ortalama, 200 günlük ortalama, 200 günlük kırmızı, 50 günlük yeşil. Bakınız renkten ayırın. 50 günlük yeşil ortalama 200'ü yukarı yönlü kestiğinde ne yaptı? Baştan birazcık fırsatı kaçırmış olduk değil mi? Ama yakalıyoruz. Bakınız şu kadar yükselişi yani 40.000'den nereye kadar? 46.000'e kadar bir yükselişin gözlemlediğini görebiliyoruz. Evet. Buradan bir dönüş var bakınız. Yataya bağlıyor ve dönüşe dönüyor. 4 saatlikte. İşte şu dönüş bize düşüşün başlayabileceğinin işaretidir. Evet. Burası düşüşün başladığını ve aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde buranın da mumların da aşağı yönlü kayacağının işaretidir. Eğer velev ki buradan aşağıya gelip de şu kırmızı çizgimizi yani EMA 200 günlük ortalamayı aşağıya doğru buradan bir düğüm daha yersek işte o zaman daha önce görmüş olduğumuz yerlere doğru önce 36-37 daha sonra aşağıda bulunan bakınız şuradaki bir direncimiz var desteğimiz var. Bu desteğimiz arkadaşlar 33.000 dolar seviyeleridir. Hocam ne diyorsunuz siz ya? Çok kötü bir senaryo. Arkadaşlar bu olumsuz. Şimdi olumluyu da konuşacağız. Önce olumsuzu konuşalım. Daha sonra da olumlu senaryoya geçeceğiz arkadaşlar. Peki sildik buraları. Unuttuk. Az daha olumsuzdan bahsedelim. Değil mi? Arkadaşlar burada ne var? Burada bir filama var. Yani neyimiz filama neyimiz var? Ters bayrak var. Bakınız. Bayrağımızı diktik. Bu neydi? Bir önceki derinliği bakınız bir önceki derinliği ne yapar? Aşağıya çeker. O da az önce anlattığımız 36.000 dolar seviyeleri. Evet çalışırsa 36.000 seviyeleri. Peki hocam buradan geri döner miyiz? Arkadaşlar bakınız buradan geri eğer burada yine yükselen takoz ya da filama gerçekleşirse tekrar geri dönme şeklinde bu şekilde devam ederse o zaman da
O zaman da kardeşlerim, bakınız, o zaman da biz nereyi görüyoruz? Tekrar düşüş trendinde az önce anlattığımız 33 binleri görüyoruz arkadaşlar. Yani şu destek çizgisini görüyoruz. Basamak basamak, filama filama aşağı yönlü çalışırsa, ki hocam bu senaryo gerçekleşir mi? Arkadaşlar şimdilik 4 saatlikte bakınız, Erasay diplerde, eksilerde seyrediyor. Yani bir trend bazında bugünkü hareketler bunu gösteriyor. Olumsuz sinyaller bunu gösteriyor şimdilik. Bu çünkü savaşçılıkları devam ettiği sürece, makroekonomik verilerin bu şekilde krize yol açtığı durumda, omik varyasyonunu unuttuk zaten. O artık hayatımızın bir parçası oldu. Evet, piyasa genelinde bir ekonomik krizin olduğu ortadadır zaten arkadaşlar. Peki hocam, şimdi dönelim olumluya, biraz içimiz karardı ya. Biraz da olumludan bahset. Bahsedelim arkadaşlar. Şimdi gelelim saatlik grafiğine. 4 saate doğru tekrar döneceğiz. Bakınız, saatlikte de sinyal olumlu göstermiyor arkadaşlar. Yani şurası filama tekrar aşağıya doğru. Eğer buradan dönerse, bakınız. Eğer buradan dönerse öncelikle 39.500 doları test edebiliriz. Bakınız önce. Önce gelebileceğimiz yer 39.500 dolar seviyeleridir. Yukarı yönlü dönersek. Olumsuz bir haber, olumlu bir haber gelirse buranın yukarı doğru daha tez aşılacağını söyleyebiliriz. Yukarıda da saatlikte de gördüğümüz gibi arkadaşlar, bakınız burada ne var? Yine 50 günlük ortalama 200'ü aşağıya doğru kesmiş görünüyor. Peki hocam, ya bir de alnına bakın. Yani şimdi şöyle bir 3-5 dakikalığına bakın. Hadi 5 dakika diyelim. Arkadaşlar bakınız, 5 dakikada yukarı dönüyoruz. Ne yapmış? EMA 50 günlük ortalamayı kendine destek olarak algılamış durumda. Bunun anlık pozisyona baktığımız zaman, anlık pozisyonda da 200 günlük ortalama destekte. Ama her harikarda bütün EMA'nın işaretleri şu anda birazcık geri çekilme pozisyonunu gösteriyor. 15 dakikalığına dönecek olursak, bakınız burada herhangi bir kesişme yok şimdilik. Ama görünen bu ki EMA 50 günlük ortalamaların üzerine kendini atması lazım. Hatta ve hatta şuradaki desteği arkadaşlar, şuradaki desteği aşağıya kırmadığı sürece, yani 38.000 desteğini aşağıya kırmadığı sürece 40.000'ler hala kapıda diyebiliriz tekrar yukarı. Eğer zaten 40.000 dolarlara doğru tekrar hareket edersek, bu düşüş değildi, bu bir düzeltmeydi diyebiliriz geniş perspektiften baktığımız zaman. Evet, yanlış duymadınız. Eğer tekrar 40.000 dolarları ve üzerine çıkarsak arkadaşlar, bu sefer gerçekten yükseliriz. Bu sefer yükselişler kaçınılmaz olabilir. Onun için ne yapıyoruz kardeşlerim? Panik yapmıyoruz. Panik yapmıyoruz. Elimizdekilere sahip çıkıyoruz. Bu piyasada daha önce de anlattığım gibi 2018 yılında yaşananları göz önünde bulundurun. Yani düşüşler her zaman oldu. Yarın 50 bin olsa yine düşüş olmayacak mı? Olacaktır kardeşim. Yarın 70 bin dolar olsa Bitcoin düşmeyecek mi 50 bine? Düşecektir kardeşim. Evet. Düşe kalka bu piyasa böyle büyüyor. Ama bir de olumsuz haberler denk gelmese lokum. Lokum gibi tadından yenmez kardeşim. Ne yapacağız? Sabredeceğiz. Bekleyeceğiz. Yukarı yönlü hareketinden bakalım nereye kadar gelip de oradan döneceğiz. Arkadaşlar dediğimiz gibi, bakınız tüm olasılıkları inceledik Bitcoin'de. Eğer 36.000 geri çekilmesi durumunda, bakınız önce 37.200 ve 36.000, buralar peş peşe gelebilir. Ardından dönüş sinyali gelmez ise 33.000 dolarlara kadar, 32.500, 33.000 dolarları görür, oradan tekrar roketlemeye bu piyasa döner. Eğer düşüşteysek, amma ve lakin, az önce de tekrarladığım gibi, bu bir düzeltme midir, düşüş müdür sonucuna varabilmemiz için
Bitcoin'in tekrar 40 binleri bir görmesi lazım. 40 binleri tekrar görüp oraları yukarı doğru aşması lazım ki aha bu bir düzeltmeydi ve yolumuz artık açıldı diyebilelim. Ethereum arkadaşlar. Ethereum'da da şöyle anlık grafiğine baktığımızda o da EMA 50 günlük ortalamaların üzerinde ve 2640 dolar seviyelerindeyiz. Arkadaşlar 4 saatliğine gelmek istiyorum Ethereum'un. Öncelikle bakınız şuradaki 50 günlük ortalama kestiği an mutlaka yükselişler gelir. Bakınız burada da gelmiş. Nerede kesmiş arkadaşlar? Şurayı baktığımız zaman 2900'de kesmiş. Nereye kadar gelmiş? 3300'e kadar gelmiş. Yani mutlaka bir yükseliş alıyor. Öyleyse şimdi birazcık yataya bağlamış durumda ve şurayı umarım 50 günlük ortalama yani şurayı 200 günlük ortalamayı ne yapmaz? Aşağıya doğru kesmez. Keserse önce 2500 dolar daha sonra da daha önceki gördüğü 2300 dolarlara kadar Ethereum'un çekilme pozisyonu olabilir arkadaşlar. Her zaman iyi senaryo konuşmayalım. Biraz da kötülerini konuşalım Ethereum için. Peki ya hocam ne yapalım? Sabredeceğiz arkadaşlar. Sabredeceğiz. Yatırımcı sabretmeyi bilmeli. Ethereum'da da durum bu. Peki günlüğüne bakalım arkadaşlar Ethereum'un. Evet günlüğünde de hatta daha önce ne dedim arkadaşlar? Bir obo formasyonu var. Obo formasyonu tehlikelidir. Hatırlayın. Tehlikelidir ve obo formasyonu umarım çalışmaz dedik ama çalıştı ve piyasayı 40 binlerden tekrar buralara taşıdı. Şimdi de Ethereum'da da aynı. 3000'den obo formasyonu bakınız şuradan evet 3200'den geldi. Önce tobo yaptı. Bakınız sonradan şuradaki tobonun arkadaşlar şuradaki obosu yani aslında tobo formasyonu şu o bakayım 4 saatlikteydi galiba yanılmıyorsam. Evet. Bakınız şu formasyon tobo formasyonu şey obo formasyonu arkadaşlar tehlike demiştim. Ama ve gerçekleşti. Her zaman obo formasyonlar arkadaşlar derinliğini aşağıya atabilir. Bakınız çizdik milimetrik. 60 mı? 60. Gördüğüm anda dedim zaten burada hocam tehlike var. Umarım hiç sevmiyorum obo formasyonlarını dedim. Benim için önemli formasyon tobodur. Ha, hocam tobo neydi? Tobo da ters omuz baştı. Bu da düz omuz baş arkadaşlar. Bakınız günlüğünü aldığımız zaman obo formasyonları tobo formasyonları günlükte çalışır. Şurada tobo formasyonu var bakınız. Arkadaşlar şuradaki formasyon ne yapmış? Aşağı yukarı tamamen çalışmasa da bir kısmı çalışmış. Tabii ki buradan da geri dönüş başlamış görünüyor. Öyleyse az önce de anlattığım gibi 4 saatlikte burası derinliği aynı bu şekilde geriye almış görünüyor. Evet kardeşlerim, Bitcoin'de, Ethereum'da durum bu. Ripple ne yaptı bugün? Arkadaşlar, Ripple'da hala ümit var. Bakınız. Ripple'da şu an %4.75 yani aynen Bitcoin'in yüzdeliği, Ethereum'un yüzdeliği kadar geri çekilme var ve 0.78 dolarlarda. Evet, Ripple frene bastı. Yani uçuk kaçık şekilde bir geri çekilmesi yok arkadaşlar. Ne yaptı? Şurada dün bakınız güzel bir yükseliş yaptı. Ardından nereye kadar iğne attı arkadaşlar? 86'lara, 85'lere kadar iğne attı. Şimdi bazı kardeşlerimiz dedi ki hocam Ripple gidiyor. Yükselebilir mi? Arkadaşlar her videomda anlattım. Ripple 0.88 doların üzerinde gün kapatmadığı sürece Ripple'ın 1 dolar görme şansı yok. Bunu her zaman söyledim. Hatırlar mısınız? Dedim ki Ripple'ın yükselebilmesi için 0.88 doların üzerinde gün kapatması lazım. Ha, olmaz mı hocam? Olmaz diye bir şey yok. Ripple'ın hareketleri sert gelebilir. Bakınız. Ripple böyle uyuduğuna bakmayın arkadaşlar. Daha önce çok sert hareketler geldi Ripple'dan. Yükselişleri sert olur Ripple'ın.
Hele %20-25'leri bulursa. Ripple için 70-80'ler yükselişler kaçınılmaz o zaman. Ralliler gelebilir. Yaptı bunu daha önce. Hem de çok basit yaptı arkadaşlar. Yani hani rakip olan tanımadı o ara giderken. Bugünler gelecektir. Köklü bir altcoin arkadaşlar Ripple. Haydi hayırlısı diyelim. Piyasa genelinde arkadaşlar bakınız yeşillik denen bir şey yok arkadaşlar. Sadece nerede görüyorum şu anda? Mina'da görüyorum bakınız. Mina'da yeşillik var. %4'lük bir yukarı yönlü hareket var. Zaten Mina'yı da sürekli veriyorum. Ne yapmış? RSI 50'lerin üzerine atmış durumda. Güzel bir yukarı yönlü mum destekten dönüş yapmış arkadaşlar. 2 dolar 30 centlik desteğinden 2,5 dolarları an itibariyle görmüş görünüyor. Peki başka yerlerden herhangi bir yeşillik var mı arkadaşlar? Yok arkadaşlar. Gala'ya bakıyoruz %10 geri çekilme var. Evet, metaverse'lerde büyük geri çekilme var. Aksa bakıyoruz %5 geri çekilme var. The Sandbox'a bakıyoruz %8 geri çekilme var. Evet, Mana evet %7 geri çekilme. 2.6'lara geldi. 2.5 dolara gelebilir dedim bir önceki videomda hatırlar mısın? Şu an 2.6'larda. Engine 1.5 dolara kadar gerilemiş görünüyor. Peki hocam Doge'miz ne oldu bizim diyeceksiniz şimdi. Doge Shiba'ya bakar mısınız? Arkadaşlar Doge koruyor kendini. %2.70'lik geri çekilmesi var. Bakınız diğer coinlere. Uçuk kaçık bir geri çekilme ama Doge sağlam basıyor. Yine 0.13.70.14'lerde. Evet. Doge'de kayıplar az. Her ne kadar size fazla kazandırmıyor olsa da kayıp da fazla ettirmiyor an itibariyle diye düşünüyorum ben. Tabii ki anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir kardeşlerim. Peki Doge çıkar mı hocam? Bakalım Doge'nin grafiğine. Arkadaşlar 4 saatte baktığımızda desteği kırdı. Geri çekilme durumunda arkadaşlar 0.12.60'lara kadar onun da geri çekilmesi olabilir. Tabii ki Bitcoin'in geri çekil yani 36'lara kadar çekilmesi pozisyonunda. Bunun da 12 dolar 60 centlere kadar geri çekilebilir. Şu anda 0.13 dolar 70 cent seviyelerinde. Shiba ne yapıyor arkadaşlar? Shiba Inu. Bakınız düğüm hala yukarı yönlü fakat yön ne yapmış? EMA 50 günlük ortalama çevirmiş yönünü aşağıya doğru. Çevirmiş. Bunun da şu anda en büyük desteği EMA 200 günlük ortalama. Hareketli ortalamalardan EMA 200 günlüğü aşağıya kırmadığı sürece Shiba 25'lerde kalabilir. Bu 25'in altına inmezse Shiba için yukarı yönlü bir ümit olabilir arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin'e hepsi bağlı. Daha önce arkadaşlar yazdım yani neden Bitcoin'e bağlı? Çoğu para birimleri borsalara Bitcoin olarak taşındığında altcoin'ler Bitcoin hareketleri de dolayısıyla altcoin'leri etkileyecektir. Hem yukarı hem aşağı yönde. Her türlü etkileyecektir. Evet kardeşlerim. Piyasanın geneli bu. Umarım bu video yine faydalı olmuştur. Birazcık eğitim niteliğinde oldu kardeşlerim. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.